Şimdi İrem Hanım tabii emekli en sıkıntılı kesim. Yani sizin de dün de seyretmiştim yayınlarınızı. Her gün takip ediyorum zevkle. Yani çok açıkçası acıklı bir durum. Hani onun için çok söylenecek bir şey yok. Yani emekli haricinde asgari ücretli için de aynı durum söz konusu. Yani açlık sınırı ve yoksulluk sınırı açısından baktığınızda aşağı yukarı son 2 yıldır, özellikle son 2 yıldır bu ücretli kesim, yani hem emekliler hem asgari ücretle geçinen dar gelirli kesimler bu sınırın altında kalıyorlar. Her ne kadar yılın başında ve geçen sene son 2 yıl Temmuz'da da 2 kere yapıldı asgari ücret artışları. Bu yapılmış olmasına rağmen enflasyonda o kadar hızlı bir ivmelenme oldu ki yukarı yönlü. Dolayısıyla bu iki kesim toplumda maalesef unutulmuş durumda. Milyonlarca kişi, yani Türkiye'de asgari ücretle geçinen çalışan sayısı aşağı yukarı %45'ler civarında. Yani yarıya yakını asgari ücretle geçiniyor Türkiye'de kayıtlı. Bir de şeyler var, emekliler var. Kaldı ki emeklilerdeki durum aslında asgari ücretlerden daha da vahim durumda. Çünkü sizin de çok iyi aksettirdiğiniz gibi bu kök aylık hikayesi aslında bambaşka bir noktaya getirmiş durumda. Zam yapılıyor ama zamlar yine hem asgari ücretin altında kalıyor emeklinin aldığı aylık maaşlar, hem de yine aynı şekilde sadece palyatif, yani geçici bir önlem gibi aslında gözüken işte bir 2000 liralık rakam konuşuluyor. Yani bunlar emeklinin derdine derman olmayacaktır. Çok ufak bir iki rakam vereyim gıda konusunda. Dün sevgili Ozan Bingöl'ün çalışmasından gördüm. 2020 Ocak ile 2024 Haziran arasında TÜFE'nin resmi rakamla TÜFE'nin harcama grubu içerisinde artışlar dana etinde %862, kuzu etinde 843, diğer kümes hayvanları falan da 763. Yani 8 misli, 7,5 misli gibi oranlarda et fiyatlarında artışlar var. Diğer şeylerde de, yani patates, işte meyve vesaire, yani bunlar da 6,5, 7 kat, 7 misli son 4,5 yılda artış göstermiş. Asgari ücretteki artış %579. Yani 580'e yakın bir artış var. Demek ki altında kalmış. Yani gıda harcamalarını yapacak kesimler, ki bu dar gelirli kesimin harcama ağırlığı aile bütçesi içerisinde en yüksek kesimi aslında gıda, barınma yani kira ve ulaşım. Yani bu üçü zaten aşağı yukarı %75 gibi rakamı Bunlar bu oluşturuyor. saydıklarımız zaten temel ihtiyaçlar. Tabii, kesinlikle. Dolayısıyla şimdi az önce verdiğim rakamlara göre Ozan Bingöl güzel yapmış bu çalışmayı. Yani rakamlar asgari ücretlinin aslında temel şeyi, ihtiyaçlarını, yeme içme ihtiyaçlarını giderecek kadar da asgari ücret artışının karşılanmadığını gösteriyor son 4,5 yıl içerisinde. Peki şimdi ne zaman düzelecek? Sorduğunuz soruya geri döneyim. Şimdi ne zaman düzelecek? Şimdi bir kere Mehmet Şimşek evet bir program uyguluyor. Yani uyguladığı programa şöyle bir baktığımızda aslında olayın özünde tabii ki faiz artışı var. Yani Türkiye bu duruma bir günde ulaşmadı. Takdir edersiniz 2021 yılında Haziran ayında Türkiye'de enflasyon, yine resmi TÜİK enflasyonu %19'daydı. Yani 18,5-19 mertebesinde, bundan 3 yıl önce. O tarihte Merkez Bankası'nın faizi de aynı yerdeydi. Yani 19 seviyesinde, yani enflasyonla hemen hemen başa baş seviyede bir faiz enflasyon dengesi vardı. Geçtiğimiz 3 yıl önceki yaz aylarında. Biz bundan sonrasında faizi 8,5'a indirirken aslında çok ciddi bir kesimi de aşırı derin negatif faizle kredilendirdik. Evet. Yani enflasyon yükselirken insanlara bir de kredi verdik. Şanslı kesim diyeyim buna. Şirketler başta olmak üzere ya da varlıklı kesimler. Dolayısıyla şimdi geldiğimiz bugünkü noktada İrem Hanım, şöyle bir şey var. Aslında toplumu ikna etmekte bence zorlanacak bundan sonra. Daha da fazla zorlanacak Mehmet Şimşek. Yani evet bir döviz rezervi artışı var. Yaklaşık 87 milyar dolar gibi bir Merkez Bankası döviz rezervinde artış oldu son 3,5 ay içerisinde. Dün dedi ki Ama toplumun rezervlerde büyük bir... tarihte eşi benzeri görülmemiş bir düzelmeyle karşı karşıyayız dedi.
Evet, yani bu düzelmenin tabii büyük bir kısmı doğrudur kendisinin ifadesi. Yerli şeyin teveccühü söyleniyor. Yaklaşık 21 milyar dolar civarı döviz tevdiat hesabından düşüş var, azalış. Yani vatandaş elindeki bankadaki dövizi satmış, TL'ye geçmiş. Kur korumalı mevduatta bir azalış var. Yaklaşık 9 milyar dolar civarı. Ama şirketler de hemen risk iştahını arttırmışlar. Döviz kredisi kullanmışlar. Bu arada yani sizin önümüzdeki... az önce bahsettiğiniz o grafik de editör arkadaşım Elif sağ olsun hemen hazırlattı. O grafik de şimdi ekranlarımızda net bir şekilde görebiliriz. Evet, Ozan Bey'in söylediği, benim de ifade ettiğim bu. Yani asgari ücretin çok çok üstünde aslında son aşağı yukarı işte 4 yıllık zaman zarfında %579-580 gibi asgari ücret artışı varken dar gelirli emekli ve büyük ölçüde asgari ücretle geçinen kesim, toplumun büyük bir kesimi ki %50'nin üstünden bahsediyoruz. Yani şu şeyde tabloda bu harcamaları geçtiğimiz yıllarda yapan kesim toplumun %50'den fazlasını oluşturan kesim. Evet, Ocak 2020 ile Haziran 2024 arasında %862'lik bir artış var dana etinde. Kuzu etinde de öyle, kümes hayvanları etinde de %763'lük bir artış görünüyor. Hiç Mehmet Şimşek'in Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in o bahsettiği tabloyu biz bu cephede göremiyoruz. Emeklide de, asgari ücretlide de göremedik. Yani kimse hissedemedi o şey düzelmeyi, değişimi. Tabii yani bu tablo aslında diyor ki bir kere vatandaş açıkçası enflasyonun baz etkisi sebebiyle, yani geçen seneki yüksek kur artışlarının yarattığı aylık yüksek enflasyon veriden çıkacak hesaplamalardan. Dolayısıyla biz Eylül ayına geldiğimizde enflasyonu %50'li rakamlar, işte Ekim ayına geldiğimizde 45-46'lı rakamlara doğru evrildiğini göreceğiz. Ama bu az önceki gösterdiğimiz tablodaki kesimin harcama şeyinin, bütçedeki yükünün azaldığı anlamına gelmiyor. Yine fiyat artışlarındaki artış hızı %75'ten %50'lere, %45'lere yıl sonuna doğru inmiş olacak. Evet. Şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan Amerika Birleşik Devletleri'ndeydi, NATO Liderler Zirvesi'ndeydi. Şimdi de dönüyor artık dönüş yolunda. Ama gitmeden önce Amerika'ya kurmaylarına demiş ki böyle bir kulis var, böyle bir iddia var. Çalışın. Emeklilere yapılacak zam mevzusunu ve NATO zirvesinden Türkiye'ye dönene kadar da bu işi bitirin demiş. Az önce siz dediniz ki bu rakamlar emeklinin derdine derman olmayacak. Peki önümüzdeki hafta kabine sonrasında rakamların açıklanması bekleniyor bizzat Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından. Emeklinin derdine sizce ne derman olur bu saatten sonra? Yani bir kere açıkçası yılın ikinci yarısında yani asgari ücrette de artış yapılması zaruriyeti açıktı. Yani bu önümüzdeki dönemde mesela şu hemen geliyor, az kaldı. İşte Temmuz ayı enflasyonu, aylık enflasyonu, yapılan işte ÖTV, enerji tarafı falan, bunların hepsinin etkisiyle birlikte, yani ulaşım tarafı, benzin falan kattığımızda yaklaşık %3.2'ler gibi, yani %3'ün biraz üstünde aylık enflasyon artışıyla karşı karşıya kalacağız. Yani yıllık geçen, ne kadar bekliyorsunuz? Mehmet Şimşek 60 dedi. Yani önümüzdeki, yani bu ayı, Temmuz ayının enflasyonu yüksek gelecek. Yani açıkçası %3'ün üstünde bekliyorum ben enflasyonu, aylık enflasyonu. Ama şey, yani geçen seneki tabii yıllık 2023 Temmuz enflasyonu oldukça şey olduğu için, yüksek olduğu için enflasyonda düşüşü görmeye devam edeceğiz. Yani serinin içerisinden %9.5'luk geçen seneki enflasyon çıkacak. Onun yerine 3.2-3.3 girecek. Dolayısıyla enflasyonda bir anda yıllıkta 6 puan civarı bir düşüş göreceğiz. Dolayısıyla enflasyon düşüyor diye hissettirmeye çalışacaklar doğal olarak. Ama aslında bu geçen sene, yani bu aslında konuştuğumuz bütün şeyler, bahsedilen programın geçen senenin yüksek enflasyon etkisini yarattığı bir iyimserlikle aslında bir iki ay daha pazarlamaya devam edileceğini topluma gösteriyor. Ama toplumun gelir adaletsizliği, gelir dağılımı adaletsizliği bence Türkiye'nin şu anda en önemli çözmesi gereken sorunu enflasyonla birlikte. Evet, evet. Ama dün Mehmet Şimşek'in açıklamalarında adil gelir dağılımı vurgusu vardı. Mesela işte o düşüş, o tablo maalesef öbür cephede, sokakta hissedilemiyor. Maalesef bahsettiği gibi bir tablo yok. Çok teşekkür ederim Profesör Doktor Evren Bolgun. Teşekkür ediyorum. İyi yayınlar. İyi yayınlar diliyorum. Sağ olun.